Göz yüzeyimizin normal eee hayatiyetini sağlayabilmesi, kaygan olabilmesi, düzgün bir optik yüzeyimizin ve görmemizin daha keskin olabilmesi için göz yaşına ihtiyacımız vardır. Göz yaşımızın e, salınımı öncelikle esas gözyaşı bezimiz vardır. Buradan salınmaktadır. Bu gözyaşı bezi tam buradaki kemiğin alt kısmında bulunan büyük bir bezdir. Bu bezden sulu bir sekresyon olmaktadır. Ama beraberinde göz yüzeyinde bu gözyaşı bezinin ek olarak yardımcı gözyaşı bezlerimiz de bulunmaktadır. Hem esas gözyaşı bezimiz hem yardımcı gözyaşı bezlerimizin sal salgıladığı gözyaşı sıvıları sayesinde sayesinde e, gün içerisinde gözümüzde e, e, rahat bir e, kaygan bir e, lık oluşmakta, düzgün bir yüzey olmakta, net bir görüşe sahip olmaktayız ama bazı durumlarda, bazı hastalıklarda e, gerek bu yardımcı gözyaşı bezlerini etkileyen hastalıklarda gerek de Göz yeşi bezimizi etkileyen hastalıklarda e, göz e, bezlerden bu bezlerden göz yeşi salınımı azalmaktadır Bu da kuru göze neden olmaktadır e, neler olabilir bu hastalıklar e, mesela göz yüzeyi, göz yeşi beziyle ilgili olan hastalıkların başında göz yeşi bezine, inflamasyona, enfeksiyona neden olan hastalıklar gelebilmektedir. Bunlar sistemik hastalıkların bir ile e, beraber hatta sistemik hastalıkların bir ilk bulgusu olarak kuru gözlü hastalar gelebilmektedir. Bu hastalıkların başında romatizmal hastalıklar gelir. Yani hastalarda eklem ağrıları, e, vücut ağrıları vardır. Romatizmal şikayetleri vardır. Ve ve beraberinde göz kuruluğu şikayetleri vardır. Bazen hastalarda romatizmal hastalıklar olmadan önce bile göz kuruluğu erken dönemde başlayabilmektedir. Bunun dışında bir diğer hastalığımız Sjögren hastalığı. Sjögren hastalığı göz yaşı beziyle beraber tükürük bezlerinin de kombine tutulduğu özellikle genç bayanlarda görülen akciğer tutulumuyla beraber seyreden bir hastalık. Hastalarda göz kuruluğu vardır. Beraberinde ağız kuruluğu da olabilmektedir. Bu gibi hastalıkların yanında göz yüzeyini etkileyen inflamatuar hastalıklar, e, kronik göz e, göz yüzeyini etkileyen hastalıklar, mesela eskiden en çok görülen hastalıklardan biri travm'du. Travma sekonder olarak e, göz yüzeyindeki uzun süren inflamasyon sekonder kuru göz hastalığı olabilmektedir. E, herhangi bir neden olmadan da ee, mesela uzun süreli bir hastalığa sekonder olmadan da uzun süreli hastanın bilgisayar kullanması, e, teknolojik aletlere uzun süre bakması, bunlar da zaman içerisinde göz kuruluğunu tetiklemektedir. En önemli şikayetler gözlerde yanma, batma, göz kapağını e, hareket ettirdiği zaman e, göz kırpma işlemi yaptığı zaman e, göz içerisinde sanki yabancı cisim hissi varmış gibi bir His, özellikle teknolojik aletler kullanan kişilerde, bilgisayar önünde masa başı çalışan kişilerde gün içerisinde artan yorgunluk başarısı, gözde kızarıklık, gözde yanma batma hissi ve yanma batma hissine refleks olarak yaşarma hissi olmaktadır. Bazen hastalar yanlışlıkla gözyaşı kanal tıkanıklığı varmış gibi yanlış tanılar almaktadır. Çünkü refleks göz yaşarması hasta hekime gözüm yaşarıyor şeklinde gitmektedir. Aslında göz yaşarmasının nedeni göz kuruluğuna sekonder e, refleks olarak göz yaşarmasının olması. Yani bir koruyucu, bir etkiye tepki şeklinde göz yaşarması olmaktadır. Göz kuruyor, beyine uyarı gidiyor. Beyine uyarı gidince deniliyor ki göz kurudu. Göz kuruyunca beyinden de tekrar e, tepki, etkiye tepki olarak uyarı geliyor ve göz e, Yaşı bezine fazla uyarı gelip sulanma oluyor. E, aslında göz Göz kuruluğunun bir belirtisi de sulanma olmasıdır. Bu açıdan hastaların bu açıdan bilinçli olması önemlidir. Göz kuruluğunda tedavi eğer hastanın romatizmal bir hastalığı, az önce bahsettiğim şiogren hastalığı, göz yüzeyinin inflamatuar bir hastalığı var ise bunlara yönelik tedavilerin verilmesi ve beraberinde hastanın rahatlatılması için suni gözyaşı Tedavilerin uygulanması, suni gözyaşların hastaya verilmesi uygundur. Yine e, siklosporin A içeren damlaların e, yaklaşık 2 yıl boyunca hastaya e, kullandırılması, göz yüzeyindeki enflamasyonu azaltmakta e, ve göz yüzeyindeki enflamasyon azalması, göz yaşı bezinin tekrar e, devreye girip e, çalışmasını sağlayabilmektedir. Bu açıdan raporla yazılan bu ilaçların hastaya kullanılması, Kuru gözlü hastalarda önerilmektedir. E, tedavide bir diğer alternatif de şudur: Göz yaşımız göz gözyaşı bezinden e, ve yardımcı göz bezlerinden oluştuktan sonra göz kanallarından geçerek buruna doğru direne olmaktadır. Biz e, bu hastalarda göz yaşının buruna akışını engellemek için göz e, kanalının buruna geçiş e, kısmının ilk basamak kısmında bulunan küçük göz kapağının iç kısmında üst ve alt kapakta küçük ee, minik delikçikler vardır. Biz bunlara punktum adını veriyoruz. Punktum bölgelerine tıkaçlar konulabilir. Tıkaçlar konulduğu takdirde hastanın mevcut olan göz yaşı ee, çok az da olsa göz yüzeyinde kalır ve buharlaşarak gözü terk eder. Bu kanallardan buruna geçmez. Bu şekilde hastanın ihtiya ihtiyaç duyduğu suni gözyaşı miktarı azalır. Hatta bazı hastalar suni gözyaşı e, gün içerisinde kullanmak zorunda kaldıkları suni gözyaşı kullanımını minimale indirebilirler. Bu e, işlem tamamen zararsız bir işlemdir. Punktum tıkacı takılması hastaya zarar veren bir işlem değildir çok kısa bir işlemdir. E, kanalın ağzına sanki bir tıpa takılıyormuş gibi tıkaçlar yerleştirilir. E, tıkaçlar gözle görülecek e, kadar e, büyük değildir, miniktirler mikroskopla ancak görülebilmektedir. Bu yüzden e, gözde batma veya veya yanma veya yabancı cisim varmış gibi bir his oluşturmazlar tamamen zararsız ve hastaya faydalı hastanın konforunu arttıran bir işlemdir. Müzik